Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel krem rengi bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet, modelimizi şöyle ilmeklerimizi alarak, hatta iki şişle başlayalım. Şöyle ilmeklerimizi almaya. Bu şekilde ilmeklerimizi alalım arkadaşlar. Bu sayı için, pardon, örgü için ilmek sayısının önemi yok. İster tek, ister çift, istediğiniz yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını başlayabilirsiniz. Yani 1, 1, 1 diye ayarlayarak başlanabilecek bir model. Şöyle. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Buradaki ipimi fazla bırakmadım. Daha sonra kesip ziyan olmasın diye şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hatta bir tane daha alayım. 14 ilmekle başlayalım. Şişimin birini çıkarttım. Şu şekilde. Şöyle netleyelim biraz. Kenar ilmeğimi ördüm arkadaşlar. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimizi ördük. Bir sıra ters örgü yapalım. Bir zemin hazırlayalım. Ben lastik, siz başlıyorum. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Ben zemin hazırlamak için şöyle bir sıra ters yapıyorum. Tersleri benim gibi yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Benimki tamamen el alışkanlığı. Her videoda bu soruluyor. Bunu da söylemek istedim. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir sıra şöyle bir ters örgü yaptım. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Birinci sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimizin arkasındaki boşluktan, bakın hemen arkasından boşluktan bir ilmek çıkarttım ve sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkartıyoruz. Şu şekilde ve şişimizdeki ilmeğimizi örüyoruz. Aradan bir ilmek çıkarttım. Çıkarttığım ilmeği örmüyorum. Sağ şişimde şimdi sıradaki sol şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım ve şişimdeki ilmeğimi ördüm. Arkadan arka boşluktan bir ilmek çıkarttım ve sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu ilmeğin arkasından bir ilmek çıkartıyoruz. Bakın sıradaki ilmeğin yani bir ilmek çıkartıyorum. Onu örmüyorum şişimde ve sıradaki ilmeğin düz olarak örüyorum. Aradan bir ilmek çıkarttım ve ilmeğimi ördüm. Yani her ilmeğimiz ikişer tane oldu bakın. Bir ilmek çıkarttık, bir ördük, iki ilmek oldu. Onu arka sırada keseceğiz. Sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bu model çok iç içe girmiyor arkadaşlar. Model şöyle esneyen, genişleyen bir model.
ilmek sayılarınızı ona göre başlamanız gerekiyor. Yani şöyle lastik gibi bir örgü değil. Hatta kalın şiş kullanırsanız daha güzel bir görüntüsü olur. Bir ilmek çıkarttım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Son kez yapalım. Sıradaki ilmeğimin arkasındaki boşluktan bir ilmek çıkarttım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sırasını bu şekilde tamamladık. Modelin ikinci sırası arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz zaten 2-2. İkili ilmeklerimizi şu şekilde ip kendimden tarafta şöyle ters örerek kesiyorum. Ters örüyoruz ama hep ikişer ilmekle keserek devam ediyorum bu şekilde bakın. İpim kendimden tarafta ikisini bir ters ördüm. İki ilmeği bir ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm yani. Ön sırada artırma yapmıştık. Onları arka sırada tekrar keserek ilmek sayımızı eski haline getiriyoruz. İpim kendimden tarafta ters örerek kesiyorum. İki ilmeği bir aldım ve ters ördüm. İki ilmeği bir aldım, ters ördüm. Bir kez. 2 ilmeği bir aldım ve ters ördüm. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Onu da aynı şekilde yaptım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir kez daha kuralım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Sıradaki ilmeğimiz bakın. Onu örmeden arka boşluğundan şuradan bir ilmek çıkartıyorum. Sağ şişimde ilmeğim. Soldaki ilmeğimi örüyorum. Düz olarak. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Ve şişimdeki ilmeğimi ördüm. Yani sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartalım. Sıradaki ilmeğimizi örelim. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Ön yüzünde bu şekilde, arka yüzünde çıkarttığımız bu iki ilmeği bir ters örüyoruz. Sadece işlemimiz bu. Bir ilmek çıkarttım ve şişimdeki ilmeğimi ördüm. Sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Önce arka boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Daha sonra şişimdeki ilmeğimi örüyorum. İlmek çıkarttığımı örmüyorum arkadaşlar. Bak aradan çıkarttığım örmeden kalıyor şişimde. Daha sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ara boşluktan bir ilmek çıkarttım. Sıradakini düz ördüm. Şu ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım. Ve düz olarak ördüm ilmeğimi de. Ara boşluktan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın ilmeklerimiz bu şekilde. Son kez yapalım. Yine ara boşluktan bir ilmek çıkarttım. Ve ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelin arka yüzünde ikinci sıradayız. İkinci model kurulumu yapıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi ikişer ikişer şöyle ters örerek kesiyoruz yani. Bakın zaten ikili ikili gruplar halinde ilmeklerimiz. Bu şekilde ikisini bir aldım ve ters ördüm. İkisini bir aldım, ters ördüm. İki ilmeği bir ters örüyorum.
sıra sonuna geldim. Modelimiz ikinci kez kurulmuş oldu. Kenar ilmeğimi de ördüm. Model yavaş yavaş bakın kendini göstermeye başladı. Bu şekilde. Ben bir de modelin şöyle büyük bir parçada yapmıştım. Yani buna göre biraz büyük. Bunu beraber yaptık. Bunu da bakın 4 numara şişle yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi kalın şişle daha güzel duruyor. Aynı ip ama 4 numara şiş kullandım sadece. Modelimizin arka yüzü. Şöyle bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Kenar ilmeklerimiz. Bunda da lastik kullanmadım. Ama dediğim gibi siz istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Modelimiz böyle arkadaşlar. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bunu. Yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde, yani şal olarak, yelek olarak harika bir model bence. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir kalp dahi olsa bırakırsanız memnun olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.